Selamlar arkadaşlar. 4 ay süren çok yoğun bir süreçten sonra nihayetinde sona geldik ve sınavı başarıyla tamamladık. Gerçekten bu süreç çok zorluydu. Benim için belki sizlerden kat be kat daha zordu. İşte özet hazırla, soru yaz, video çek, videoları düzenle, Instagram, Facebook, Telegram, işte bir taraftan kitap yaz, onlarca soruya cevap ver, ama nihayetinde süreci ödün vermeden son ana kadar tamamlamayı başardım. Yani tahmininizin ötesinde bir efor sarf ettiğimi söyleyebilirim. Belki bu anlattığım işleri bir proje ekibi olarak 20-25 kişinin yapması gerekenleri tek başıma yaptığımızı söyleyebilirim. Eğer bu süreçte cevap veremediklerim olduysa ya da hatalı, kusurlu, gözümden kaçan şeyler olduysa anlayışınızı bekliyorum. Eee sınav sonunda tabi sosyal medyaya baktım paylaşılan yorumları inceledim e, genel olarak herkesin memnun olduğunu gördüm yani bu beni sevindirdi tabi eleştiriler de var işte sınavın aşırı kolay olduğu çalışanla çalışmayanı ayırt etmediği gibi işte ne bileyim boşuna fotokopi çektik e, gibi tabi her görüşün kendi nazariyatında bir değeri vardır burada benim asıl dikkatimi çeken husus Sınava gerek kişisel kararı, gerekse özel sebeplerden dolayı işte hazırlanmayanların sınava çok yoğun bir şekilde hazırlananlara işte komik olmayan espriler yapması. Ee, Tabi bu emek verip sınava güzel bir şekilde hazırlanan öğretmenlerimize karşı hoş bir tutum olmuyor kırıcı olabilir. Ee, şimdi birçok kişinin merak ettiği konulara değinecek olursak. Biliyorsunuz daha önce sosyal medya haberlerinde uzman öğretmenlikte 2500-3000 lira civarında, baş öğretmenlikte ise 4500-5000 lira civarında bir artış olacağı konuşulmuştu. Tabii öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Uzman öğretmenlik ya da baş öğretmenlik tazminatı enflasyondan etkilenecek ve her yıl zamlanacak. Biliyorsunuz 14 Şubat'ta öğretmenlik meslek kanunu yürürlüğe girmişti. Ocak ayında uzman öğretmenlerin eğitim öğretim tazminat oranı %60'a baş öğretmenlerin eğitim öğretim tazminat oranı ise %20 oranına çıkarılıyor. Uzman öğretmenlere ve baş öğretmenlere ödenecek ünvan kaynaklı ilave ödemenin bu toplu sözleşme gereği 2023 Ocak ayında %8 ilave zam ile ee, tahminen işte uzman öğretmenlerin 2000 enflasyon farkıyla 2500'ü bulması. Baş öğretmenlerin 4100 küsür. Bu da yine enflasyon farkıyla 5000'e yaklaşacağı konuşuluyor. Ocak ayına kadar enflasyon farkı oluşursa uzman öğretmenlere ve baş öğretmenlere ödenen ilave tazminat miktarı da artacak. Bir de şurası var. Her 6 aylık dönemde yapılan maaş zammı sonrası bu tutarların da güncellenecek olması bekleniyor. Ayrıca başka bir konuda yeşil pasaport. Hani uzman öğretmen ve baş öğretmenler 3 yıl daha erken yeşil pasaport alacaklar. Bilindiği üzerine öğretmenler diğer memurlar gibi 3. dereceye düştüklerinde artık yeşil pasaport alabiliyorlar. Öğretmenlik kariyerlerine hak kazanacak öğretmenler Maaşlarında artış ile birlikte bir derece daha fazla alacaklar. Haliyle bu bir derece yeşil pasaport hakkına daha erken kavuşma imkanı oluşturuyor. Evet şimdilik e, gelişmeler bunlar. 12 Aralık'ta sonuçlar açıklanacak arkadaşlar. Yine böyle gündemle ilgili konular olursa e, burada paylaşacağım. Her şeyin ötesinde sonuç olarak bu zorlu süreci başarılı bir şekilde sosyal medyadan birbirimize destek olarak atlattık. İlerleyen süreçlerde yine öğretmen camiamızı ilgilendiren konular olursa yine bu dayanışma örneğini gösterip taşın altına elimi koyacağımı bilmenizi isterim. Ayrıca eğitimle ilgili her konuda sizlere destek olmaya hazırım. Her şey için çok teşekkürler. Yine başka gelişmeler olursa görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.